Selamlar, yepyeni bir Teknostorbidos ile karşınızdayım. Bu videomuzda sizlerle birlikte Aula S605 RGB'li oyuncu kulaklığını inceliyoruz. Ürünün kutu açılımıyla başlıyorum. Ürünün kutusunu açtığımda ilk başta karşımıza şöyle bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Şöyle de göstereyim. Yine devam ettiğimizde kulaklığımızın kendisi burada havalı bir naylonda çıkıyor içerisinden. Kutunun devamına baktığımızda ise da şöyle bir dönüştürücü aparat çıkıyor. Bunu da şöyle yakından göstereyim. Evet, şöyle kulaklığımızı da poşetinden çıkaralım. Evet, ürünün dış görünüşünden başladığımızda öncelikle kafa bandı otomatik olarak ayarlanabiliyor. Yani burası yaylı, daha doğrusu lastikli bir mekanizma olduğu için siz kafanıza taktığınızda otomatik olarak bu geriye doğru çekilip bir ayar ihtiyacı duymadan kafanıza tam bir şekilde oturabiliyor. Yine bunun yanında üst tarafında iki tane de kulaklığı birbirine bağlayan esnek ve sağlam görünen iki tane kulaklık askı bölümü var. Yine şöyle yakın açıdan bakarsak burada bir tane istediğimiz açıya şekli ayarlayabileceğimiz şöyle esnek dahili bir mikrofonu bulunuyor. Şöyle dibine baktığımızda bu sabit bir mikrofon. Yine kulaklık yastıklarına baktığımızda yumuşak ve PU malzemeden üretildiğini görebiliyoruz. Şöyle biraz daha yakın alayım. Şöyle bir ayar yaparsam muhtemelen siyah tonlarını daha iyi göreceksiniz. Yine bu kulaklık yastıklarının şöyle sürücü tarafına doğru da bakarsak bunların içerisinde de 50 milimetrelik ses sürücüleri yer alıyor. Kulaklığın arka alt tarafına baktığımızda şurada bir tane ses tekerleği var. Buradaki ses tekerleğinden ses seviyesini pratik bir şekilde direkt kulağımızın üstünden ayarlayabiliyoruz. Yan taraflarına baktığımızda ise burada Aula logosunu görebiliyoruz ve bunun etrafı tamamen RGB bir aydınlatmaya sahip. Yani solid RGB olarak geçen, sadece sabit bir renge sahip ama kulaklığı çalıştırdığımız, siz de göreceksiniz, gayet hoş bir görüntü sunuyor diyebilirim. Kulaklığın kablosuna doğru baktığımızda ise şöyle yakından göstereyim. Esnek ve PVC bir malzemeye sahip olduğunu görebiliyoruz. Bu üründe toplamda 2 metrelik bir kulaklık boyumuz bulunuyor. Yine şöyle devamına doğru baktığımızda ise burada 3 tane bağlantı portunu görebiliyoruz. Bunlardan şu pembe olanı mikrofon bağlantısı için, şu yeşil olan kulaklık yani ses çıkışı için, şu USB bağlantı noktası da kulaklıklarımızın RGB aydınlatmasını aktif etmek için kullanılıyor. Yine bununla birlikte eğer TRRS girişi olan bir oyuncu notebook'unuz varsa da dönüştürüp kullanabilmeniz için bu şekilde bir aparat çıkıyor. Bunu da şöyle yapıyoruz. Renklerine denk getirip şöyle taktığımızda bu şekilde TRRS portuna dönüştürmüş oluyoruz. Bunu sadece notebook olarak düşünmeyin. Akıllı telefona bile bağlayıp oyun oynarken kullanabilirsiniz. Hatta şöyle göstereyim. Üst tarafta bende bir kulaklık girişi bulunuyor. Bunu buraya taktığımda şu anda görmüş olduğunuz gibi artık telefonda da oyun oynarken kullanabileceğim anlamına geliyor. Evet, kulaklığın kısaca teknik özelliklerinden de bahsedeyim sizlere. Aula S605 oyuncu kulaklığında 50 mm'lik ses sürücüleri bulunuyor. Yine bununla birlikte 3.5 mm'lik AUX ses bağlantı noktası sayesinde ister masaüstü, ister notebook, ister akıllı telefonlarınıza bağlayıp rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yine kutunun içerisinden çıkan TRS ve TRRS dönüştürücüler sayesinde bunu yapmanız mümkün. Bununla birlikte üzerinde bulunan dahili mikrofonu sayesinde de oyun esnasında olsun veya normal hayatta olsun sesli görüşmelerde yapabiliyorsunuz. Kulaklığımız 2 metre bir kablo boyuna sahip. Son olarak da 290 gram bir toplam ağırlığımız bulunuyor. Evet, kulaklığımızı bilgisayar ara bağlayıp size RGB aydınlatmasını da göstereyim. Bu arada ben de oyun testlerini gerçekleştirmiş olurum. Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi önümde dizüstü oyuncu bilgisayarım var. Yine daha önceki videodan hatırlarsanız bir kulaklık standı incelemiştik. Dahili ses kartı bulunan, onu da getirdim buraya. Ve aynı zamanda kulaklığımız bulunuyor. Şimdi bu dizüstü bilgisayarda TRRS, yani bizim 3 çizgi olarak tabir ettiğimiz kulaklık girişi olduğu için, yani şu, hatta yakın anda göstereyim. Odaklamaya çalışayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde 3 çizgili bir giriş olduğu için direkt olarak bu dönüştürücüyle takmam gerekiyor ama masaüstü bilgisayarlara direkt olarak bunları çıkarıp ayrı şekilde, yani TRS olarak takabiliyorsunuz. Hemen bunun bağlantısını şöyle gerçekleştirip göstereyim öncelikle. Evet, ses bağlantısını gerçekleştirdim. Şu USB portunu da bağlıyorum aynı şekilde. Şu anda kulaklığımız aktif hale geldi. Hatta şöyle yakından da kulaklığın aydınlatmalarını göstereyim sizlere. Zaten video içerisinde de görüntülerine karanlık ortamda da normal şekilde de sık sık yer vereceğim ürünün. Şu an kurulum işlemi tamam aslında. Artık kullanmaya başlayabiliriz. Bunun haricinde eğer bilgisayarınızda kötü bir ses kartı varsa, çünkü bu kulaklığın içerisinde dahili bir ses kartı bulunmuyor. Yani USB'li bir kulaklık değil. Aula'nın F65 kulaklık standında tercih edebilirsiniz. Onu da şu şekilde yapıyorum. Sadece bunu da kullanmak için bu portları buradan çıkarıp şu şekilde kulaklık standının arkasında bulunan, böyle çevirerek göstereyim sizlere, bu şekilde yerlerine takmam yeterli oluyor. Artık kulaklığımız böyle daha pratik bir şekilde masanın üzerine kullanıma hazır hale gelebiliyor. Sadece bir tane USB bağlantısıyla bilgisayara bağlıyoruz. Şu an bilgisayara bağladığım için de zaten sesi direkt olarak artık
kulaklıklara yönlendiriyor. Konu maalesef ses olunca mikrofonla bunu yansıtmak çok mümkün değil. Fakat ben oyun oynayıp yorumlarım videonun sonunda belirteceğim sizlere. Ama yapabileceğim şu var. Mikrofonu test etmek için bilgisayar üzerinden bir ses kaydı alabiliriz. Hemen bunu gerçekleştirelim. Evet, şu anda bilgisayarım üzerinden ses kaydedicisini açtım. Şöyle kulaklığı kulağıma takıyorum ve buradan kaydediciyi başlatıyorum. Bundan sonrasında beni kulaklığın mikrofonundan dinleyeceksiniz. Evet, şu anda beni Aulo S605 kulaklığın mikrofonundan dinliyorsunuz. Mikrofonun ses kayıt kalitesi, aynı zamanda işte Discord gibi platformlarda kullanırken kalitesi duymuş olduğunuz gibi bu şekilde. Bu ses kaydı da efektsiz bir şekilde videonun içerisine eklenecek. Evet, etrafı toparladım ve videonun kapanışına doğru gelmiş olduk. Ürünle alakalı benim yaptığım incelemelerde de CSGO gibi oyunlarda, özellikle sesin çok önemli olduğu oyunlarda ilk denemelerimde verim alamadım. Bunun sebebinin kullanmış olduğum dizüstü bilgisayarın ses kartının kalitesinden kaynaklı olduğunu fark ettim. Ardından Aulo'nun kendi üzerindeki ses kartını kullanarak kulaklığı test etmeye başladığımda sesteki hassasiyet daha da arttı. Şarjör değiştirme sesi olsun, adım sesleri olsun vesaire gayet net bir şekilde duyabilmeye başladım. Yani böyle bir kulaklığa sahipseniz ses kartınızın da performansının verimli olduğundan emin olun. Çünkü tamamen ses kartına bağlı bir şekilde çalışıyor diyebilirim. Fakat genel itibariyle sesin önemli olduğu oyunlarda gayet yeterli bir kulaklık. Yine bunun haricinde Discord'da falan takılırken mikrofonuyla alakalı da hiçbir sıkıntı yaşamadım. Zaten gürültü engelleme teknolojileri de bunu daha iyi hale getirebiliyor. Ses kaydını sizler de duydunuz ama olumsuz bir problem veya bir ses cızırtısı gibi problemlerle karşılaşmadan gayet verimli, keyifli bir şekilde kulaklığı kullanabildim. Sizler de ürünü incelemek ve satın almak isterseniz diye de şu aşağı açıklama bölümüne ürünün bağlantısını ekliyor olacağım. Aynı zamanda sizler de ürünle alakalı herhangi bir sorunuz olursa çekinmeden yorumlara yazabilirsiniz. Son olarak da bizi desteklemek için kanalımıza abone olmayı ve bildirim çanına da tıklamayı unutmayın. Yeni bir ürün inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.